Sayın Stajyer moderatörüm, bu bölümünde bir konuğumuz var. Meram Belediye Başkanı Sayın Fatma Toru. Kendisi Ankara stüdyomuzda, konuğumuz bizleri bekliyor. Meram Belediyesi'nin önemli bir etkinliği dolayısıyla misafir ediyoruz kendisini. Meclisi Nisa. Efendim merhaba, hoş geldiniz moderatöre. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi İslamofobinin artık günden güne batıda arttığı ve düşmanlık haline geldiği bir dönemde Müslüman dünyası bir de önyargılarla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. İnsanları İslam'dan soğutmak, İslam'ın içini boşaltmak için çalışma yürüten bir endüstri var ve Müslümanları, özellikle de inancını yaşamaya çalışan kadınları ötekileştirmeyi kendisine hedef almış durumda. İşte siz de tam böyle bir dönemde İslam'da kadının yerini anlatan Meclis Nisa adı altında bir panel düzenliyorsunuz. Öncelikle bu önemli toplantı hakkında bilgi alarak başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İslamofobi, az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere, günümüz toplumlarında bir endüstri haline geldi. Söz konusu endüstride ön yargılarla hareket etme ve özellikle Müslüman kadınları belli ön yargılarla, belli çerçevelerde hapsetme noktasında çok ciddi bir çalışma var Batı toplumlarında özellikle. Ve bu dönemde, içinde bulunduğumuz yüzyılda ve özellikle son 5 yılda baktığımız zaman, parçalanmış olan coğrafyalar, aileler, savaşlar, terör derken bundan en çok etkilenenler Müslüman kadınlar. Ve yine bununla birlikte Müslüman kadınlarla ilgili yeni söylemler, yeni çıkışlar geliştirmek gerekiyordu. Ve biz de Meram Belediyesi olarak Müslüman kadının yaşadığı zorlukları ve İslamofobi ekseninde Müslüman kadınların simgeleştirilmesiyle ilgili konulara dikkat çekmek üzere uluslararası aktivistlerin de katıldığı, kadın siyasetçilerimizin, basın mensuplarımızın, yereldeki aktivistlerin katıldığı bir program tertip ettik. Programımız Perşembe günü saat 11'de başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde gerçekleşen programımızda farklı oturumlarda bu konulara ayrı ayrı olarak toplumsal hayatta, sosyal hayatta, siyasal hayatta, çalışma hayatında, Batı toplumlarında kadının simgeleştirilmesi ve İslamofobi ekseninde bu konunun tartışılması ile ilgili farklı oturumlara inşallah ev sahipliği yapmış olacağız. Yerel yönetici olarak ve bir kadın belediye başkanı olarak da bunu kendimize görev addettik. Çok da güzel yapmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz biz de kadınlar adına. Evet. Gerçekten bu önemli ve anlamlı etkinliği organize ettiğiniz için, hayata geçiriyor olduğunuz için. Bu arada kimler katılacak? Hangi ülkelerden katılımlar olacak oturumlara? Şimdi öncelikle Hamida Bessat hanımefendi, aktivist kendisi, Tunus Nahda İslam Hareketi'nden, aynı zamanda siyaset bilimci ve gazeteci kendisi. Yine Filistin'den bir katılımcımız var, aktivist Tagrit Mossa hanımefendi, kendisi bir gazeteci ve eğitimci. Yine Sudan İslami Hareketi'nden İbtissam Kaylat Fadlella var, kendisi Uluslararası Halkla İlişkiler Dostluk Meclisi Başkan Yardımcısı. Yine Kadem'den, İHA'dan, Diyanet Vakfı'ndan, farklı gazetecilerimizden, farklı Önder Genel Başkan Yardımcımız var. Farklı STK gruplarından katılımcılara ev sahipliği yapacağız. Burada tabii ki ağırlıklı olarak oturumu yöneten kişiler bizim kendi ulusal basından gazetecilerimiz. Birinci oturumumuzda Profesör Doktor Edibe Sözen'in başkanlığında, moderatörlüğünde bir oturumumuz olacak. İkinci oturumumuzda Zeynep Bayramoğlu hanımefendinin oturumunda gerçekleşecek bir programa ev sahipliği yapacağız. Burada özellikle Müslüman toplumların yoğun olduğu ve Müslüman toplumlarda kadınların sorun yaşadığı, İslamofobi ekseninde baskılandığı, kendilerine hareket alanı bulamadığı ve bunların daha etkin bir şekilde söz sahibi olması gerektiğinden hareketle Filistin, Sudan gibi ülkelerden aktivistleri seçmeyi tercih ettik. Yine hepimizin gönlünde yer eden Belçika milletvekilimiz Mahinur Özdemir hanımefendi. Biliyorsunuz o da İslamofobi ekseninde, Müslüman kadın kimliğinde bu işin mücadelesini vermiş bir milletvekilimiz. Kendileri de burada programımızda yer alacak. Burada özellikle hep birlikte Müslüman kadınlar olarak toplumun farklı kesimlerinde, akademik hayatta, siyasal hayatta, basında, farklı alanlarda toplumun tüm kesimdeki hanımları burada birleştirerek bu tartışmalarda inşallah sorunlara parmak basarak, çözüm önerilerini sunarak bir Meram Belediye Başkanı olarak, bir kadın belediye başkanı olarak, yerelde bir yönetici olarak bunu inşallah dünyaya sesimizi duyurma noktasında bir sonuç bildirgesiyle beraber programımızda noktalamış olacağız. Burada önemli olan sesimizi duyurabilmek, kadının varlığını, burada Müslüman kadının özellikle yaşadığı zorlukları ve Batı toplumunun, ki bizim
inancımız, İslamiyet bu noktada kadına gereken değeri vermiş bir anlayıştır. Sadece bir inanç mensubu değiliz, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak da kadının en üst düzeyde her alanda söz sahibi olmasını tüm toplumlara ifade etmiş bir yaşam tarzıdır. Biz bunu anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hadis-i şeriflerde kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir deniyor. Biz de kadının bir nefes olduğunu buradan herkese, tüm dünyaya haykırmak üzere sesimiz yettiğince, gücümüz yettiğince bu toplumda, bu toplulukta inşallah ifade etmeye çalışacağız. Evet, tabii bu mesajların dünyaya Konya'dan, Mevlana şehrinden ulaştırılacak olmasının da ayrıca bir önemi var, anlamı var. Bu yönüyle de gayet güzel. Tabii Batı'nın da bu sesi güçlü bir şekilde duyması gerekiyor. Bir sonuç bildirgesi hazırlayacaksınız ve dünyada mümkün olduğunca evet, çok kesimler, özellikle Batı'da artan İslamofobi göz önüne alındığında ve kadının bugün günümüzde İslam coğrafyasında, Müslüman coğrafyada yeri ve önemi hakkındaki yanlış algılara sahip geniş Batı kamuoylarında bu fikirlerin ve zihniyetin değişmesi için bu tür etkinliklerin, sempozyumların ve toplantıların daha sık gerçekleştiriliyor olması gerekiyor. Daha geniş katılım olması gerekiyor. Bundan hareketle bunu tabii geleneksel kesinlikle ve düzenli hale getirmeyi düşünüyor musunuz, bu ve benzeri etkinlikleri? Geleceğe dönük hedefleriniz neler? İnşallah. Kesinlikle bunu geleneksel hale getirmemiz gerekiyor. Yereldeki kadın siyasetçiler olarak özellikle siyaset mekanizmasında ve toplumun diğer alanlarında, ekonomik alanda, toplumsal alanda, karar verme mekanizmalarında özellikle kadınlarımızın daha da artması ve bu sorunları dile getirmesi için bizlerin çok yoğun çaba göstermesi gerekiyor. Bu onurlu ve etkin bir mücadele. Bu onurlu ve etkin mücadelede en büyük görev bizlerin de. Burada özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. İslamofobi ekseninde özellikle emperyalist sistemde şu anda kadın bir simgesel olarak baktığımızda sömürü aracı. Sanayileşmeyle beraber, emperyalist sistemle beraber kadın bir sömürü aracı olarak her zaman ön planda oldu. Bir simgesel bir değeri vardı. Bu siyasette de, toplumsal alanda da, ekonomik hayatta da, iş hayatında da hep böyle oldu. Bizim karşı çıktığımız hadise bundan ziyade kadının simgesel bir öneminden ziyade bu savaşlarda da, işte barışta da, diğer alanlarda da kadının mağduriyetine yol vermeden kendi hukuki hak mücadelesini, demokrasi mücadelesini en güzel şekilde vermesi ve söz sahibi olması ve özellikle Batı toplumlarında ve şu anda verilen savaşta da Müslüman kadın üzerinden baskının artırılmaması, ki bunun çok örnekleri var. Sahillerde en son gördüğümüz Avrupa'da haşlama ile denize girme hadisesi var. Diğer hadiseler var. Burada kadının özgürlüğü sınırlanmamalı. Hangi kesimden olursa olsun, hangi din ve inançtan olursa olsun, hangi etnik kesimden olursa olsun. Ki burada kadına ayrımcılık, kadına şiddet ayrıca bir ırkçılık evet, olarak tanımlıyoruz. Ve bu ırkçılığa da karşı çıkıyoruz. Bunu bir ırkçılık olarak tanımlamak, bunu bu meyanda, bu bakış açısıyla buna karşı da mücadele yöntemlerini geliştirerek hareket etmemiz lazım. Evet. Ve bunlar farklı alanlarda dediğim gibi gerek bir ırkçılık bakış açısıyla, gerek inanç noktasında, gerek diğer alanlarda bir demokratik hak ve özgürlük anlamında bunu ele alarak bu bağlamda bu konunun tartışılması, ki ben çok farklı sonuçların çıkacağına da inanıyorum burada. Bir Filistin örneği, Sudan örneği, Tunus örneği ve buradaki aktivist bayanların, siyasetçi bayanların, basın mensubu bayanların, toplumsal katmandaki farklı kesimdeki bayanların buradaki sorunları dile getirmesi ve dünya genelinde ortaya yaşanan sorunlarla ilgili farklı bir bakış açısı ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur. Ve bu toplantılardan kesitleri de ayrıca basın mensuplarımızla birebir paylaşacağımız için bunun da yine toplumun tüm kesimlerine ulaşmasıyla ilgili gayretimiz sonuç bildirgesiyle beraber de taşlanmış olacak inşallah. Bunun özellikle Konya'dan yapılması, huzurun, hoşgörünün, medeniyetin baş şehri olan Konya'dan yapılması, Hazreti Mevlana'nın mekanından yapılması ve gel ne olursan ol yine gel çağrısına ayak uyduracak veya buna, bu çağrıya kulak verecek pek çok insanımızın da buraya gelmesiyle beraber daha farklı bir anlam kazanacaktır diye umut ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Toru, yayınımıza katıldığınız için. Dileklerinize biz de katılıyoruz ve bu güzel, anlamlı etkinliğe imza atıyor olduğunuz için size bir kez daha yine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tekrarlayalım, Perşembe günü başlayacak Meram Belediyesi'nin etkinliği, Meclis-i Nisa Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Sayın Emine Erdoğan'ın da katılımıyla, aynı zamanda pek çok ülkeden geniş bir katılımla düzenlenecek bu etkinlik. İslamofobinin artık bir endüstri haline geldiği bir
bir dönemde Müslüman dünyaya dönük yanlışları, yanlış algıları değiştirmeye, kadının rolüne dair bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi yapmak üzere bu etkinlik düzenleniyor. Devamının da gelmesini diliyoruz. Sayın Toruk, çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler, sağolunuz. Meram Belediye Başkanı Sayın Fatma Toru, Ankara stüdyomuzdan konuğumuzu sayın seyirciler, Meclis'in Nisa etkinliğini konuştuk. Burada noktalıyoruz moderatörü. Yarın saat 13'ü gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.